İstanbul Üniversitesi Web TV ekranlarından herkese merhaba. Öğrenci Sözlüğü programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Her programda birbirinden farklı konuların bulunduğu, öğrencileri yakından ilgilendiren, birçok soru işaretine yanıt olan programımızda bu bölümde Mevlana Değişim programını ele alacağız. Üniversitede okuduğunuz yıllarda yurt dışında eğitim almak, yabancı dilinizi geliştirmek, farklı kültürlerle tanışmak istiyor olabilirsiniz. Peki birçok öğrenci Mevlana programını yapmak istiyor. Mevlana programına dair merak edilenleri önce öğrencilere sorduk. Şimdi sokak röportajımız ekranlarınıza geliyor. Herkese merhaba. Konumuz olan Mevlana Değişim Programı ile ilgili öğrencilere sorular soracağız. Bakalım ne yanıtlar verecekler. Mevlana Değişim Programı, evet, adı üstünde değişim programı belli yani. Ama şimdi tam olarak içeriğini bilmiyorum. Mevlana Değişim Programı yurt içindeki öğrenci ve öğretim üyelerinin yurt dışındaki eğitim kurumlarıyla değiş tokuşu programı. Hiçbir fikrim yok. Herhalde hoşgörüyle ilgili bir şey olsa gerek. Hani usta ne olursa ol yine gel demiş. Hani kültürler arası bir köprü olabilir diye düşünüyorum. Sanırım daha çok doğudaki ve İslam bölgesindeki üniversitelerle değişim programı, yani aynı Erasmus gibi. Fakat o üniversitelerle yapılan değişim programı. Şimdi ise bu bölümdeki uzman konuğumuz İstanbul Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörü Profesör Doktor Özlem Sertkaya Doğan'a sorularımızı yönelteceğiz. İlk sorumuz, Mevlana Değişim Programı nedir? İsteyen herkes yapabilir mi? Mevlana Değişim Programı yapmak için şartlar nelerdir? İşte uzman konuğumuz Mevlana'ya dair merak edilenleri yanıtladı. İzliyoruz. Mevlana Değişim Programı yurt içindeki devlet üniversiteleriyle yurt dışındaki üniversiteler arasındaki değişim programı. Bu programda hem öğrenciler hem de hocalar programa dahil olabilirler. Aslında Mevlana Değişim Programı iki ayaklı bir proje. Bunlardan birincisi sadece öğrenci değişimini kapsayan ve yurt dışından gelen öğretim üyeleriyle ilgili program. Bir diğeri ise proje tabanlı Mevlana Değişim Programımız. O da üniversitemizdeki öğretim üyelerinin yaptıkları projelerin değerlendirildiği değişim programı olarak karşımıza çıkmakta. Yapabilmek için öğrencilerimizin yüksek lisans, doktora, lisans ya da ön lisans programlarından herhangi birine kayıtlı olmaları gerekmekte. Not ortalaması lisans ve ön lisans öğrencilerimiz için 4 üzerinden 2,5, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz için ise 4 üzerinden 3 olmalı. Öğrencilerimiz bu program dahilinde en az 1, en fazla 2 yarı yıl değişime dahil olabilmekteler. Öğretim üyeleri ise 1 hafta, minimum 1 hafta, maksimum 3 ay olmak üzere programa dahil olabilirler. İkinci sorumuz, Mevlana Değişim Programı'ndan öğrenciler kaç sefer ve ne kadar süreyle yararlanabilir? Sene kaybına uğrarlar mı? İşte yanıtı uzman konuğumuz Özlem Hanım'da. Mevlana Değişim Programı'ndan öğrencilerimiz minimum 1 yarı yıl, maksimum 2 yarı yıl faydalanabilirler. Programa dahil olan öğrenciler, yani Mevlana Değişimi ile herhangi bir ülkeye giden öğrencilerimiz diğer programlardan da farklı zamanlarda faydalanabilirler. Bunun dışında ülkelerle ilgili eğer değerlendirme yapacak olursak eğer, Avrupa Birliği'nin dışındaki bütün ülkeler bizim çalışma alanımız içinde. Öğrencilerimiz sene kaybına ya da dönem kaybına uğramazlar. Çünkü biz transkriplerinde hangi dersleri alacağını, gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacağını, ders denkliklerini sağlıyoruz. Öğrenciler gittikleri üniversitenin not geçme sistemine ve kredilendirme sistemine göre değerlendiriliyorlar. Döndüklerinde ise getirdikleri transkriplerini biz ders denkliği olarak onaylıyoruz. Bunun dışında öğrencilerimiz gittikleri üniversite için herhangi bir ödeme yapmıyorlar. Yani herhangi bir harç vesaire ödemiyorlar gittikleri üniversitelerde. Fakat kayıtlı oldukları, İstanbul Üniversitesi'nde kayıtlı oldukları bölümle ilgili olarak harçlarını yatırıyorlar. Dolayısıyla herhangi bir dönem kaybı vesaire
eğer gittikleri üniversitelerde başarılı olmuşlarsa herhangi bir dönem kaybı yaşanmamakta. Üçüncü sorumuz, programa katılan öğrenciler için hangi notlandırma ve kredilendirme sistemi kullanılıyor? İşte uzman konuğumuz sizler için yanıtladı, izliyoruz. Notlandırma ve kredilendirme sistemleri öğrencilerin gittikleri üniversitenin not ve kredilendirme sistemine göre değerlendirilir. Öğrencimiz orada daha önceden belirlenmiş, yani bizim tarafımızdan denkliği onaylanmış dersleri alıp gittikleri üniversitenin şartlarına göre değerlendirilirler. Orada başarılı olduklarına dair transkriplerini getirdikleri zaman biz hemen denkliği sağlayıp onaylıyoruz ve bizim açımızdan başarılı olup bir üst sınıfa geçmeleri oradan getirdikleri transkript notlarına göre değişiyor. Yani gittikleri üniversitenin şartlarına göre değerlendirme yapılıyor. Uzman konuğumuza çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.